Ana, senin ne işin var burada? Senin ne işin varsa o. Ya. Ya şeytan diyor ki. Dal içeri. Sök al kızını. Senin yaptığın gibi biz de binelim bir tekneye. Kafamız nereye esiyorsa oraya gidelim ya. Saçmalama. Niye ya? Herkes kafasına göre çekip gidiyor. Bir kere de benim hakkım olsun ya. Ha? Niye olmasın? Çünkü bu aptallık olur. Senin kızının velayetini yasal olarak alma gibi bir şansın var. Yapacağın en saçma şey de bunu tehlikeye atmak olur Sancar. Şu anda Güven'in evini gözetlemek gibi. Bir kere kızımı göreyim ya. Ne bileyim şöyle bir yola çıksa bir bahçeden falan bir görsem. Bir gözünü görsem ben onun iyi mi kötü mü anlarım ya. Anlarım iyi mi kötü mü. Niye geldin diye gidiyorum. Meleğin yüzünü görmek istemedin mi? Eve yaklaşacağım. Belki ben görürüm Meleği uzaktan. Ya saçmalama şimdi o psikopat seni görürse. Görsün. Sancar benim kaybedecek bir şeyim yok. Ayşe nerede? Ayşe'nin yeri burası mı? Bak, ortada, ortada. Tamam. Ritim yaptı, ritim yaptı bak. Ta 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 ta. Anladın mı? Ta 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 ta. Olmuyor. Yap. Hayır, olmuyor. Aç, aç. Ayşe böyle tutulmaz. Aç, hiç. Yumuşacık, yumuşacık. Yavaşça. Gördün mü? Gördüm. İyi miydi, mutlu muydu? İyiydi. Mutluydu, keman çalıyordu. Keman mı? Hı. Oh, çok şükür ya. İyi. O zaman haber aldığına göre artık gidelim. Birisi seni görmese iyi olur. Beyefendi, kızıma parti düzenliyormuş. Biz davetli falan değiliz. Benim nereden haberim oldu? Bodrum'da davet işi yapan bir arkadaşım var. Beni arıyor diyor ki başka kostüme ihtiyacınız var mı? Delireceğim ya, kafayı yiyeceğim. Abi ya, hadi bugün değilse. Ben kızımı yarın bu adama nasıl teslim edeceğim ya? Sancar hadi artık işine gücüne git. Bana da haber vermeyi unutma, tamam mı? Sağ ol. Her şey için çok sağ ol. Kendine dikkat et. Sen. Meleğim. Nasılsın? İyi misin? Peki, ben babamı çok özledim de. Baban konakta mı? Gördün mü hiç onu? Meleğim, baban çok iyi. Hiç merak etme. O da seni çok özledi. Hem en kısa zamanda görüşeceksiniz. Müge, babam benim yüzümden üzgün, biliyorum.
ben anneme gitmek istedim ya, işte o yüzden. Hayır, hiçbir şey senin yüzünden olmadı. İnan bana. Hem baban koskocaman bir adam, annen de koskocaman bir kadın. Sen kimseyi üzecek bir şey yapmadın. Ben yalnızca senin mutluluğunla ilgileniyorum. Ve ne düşündüğünü merak ediyorum. Müge, ben artık her şeyi anladım, biliyor musun? Ne anladın bir tanem? Benim annem bir daha asla gelmeyecek. Ben artık annesiz bir çocuğum. Şimdi babasız kalacağım. Meleğim, asla böyle bir şey olmayacak. Babanı hiçbir zaman kaybetmeyeceksin, inan bana. Buyurun. Buyurun. Siz? Sizi organizasyon şirketinden gönderdiler sanırım. Neredesin gece? Herkes gayba karıştı ya. Pardon, siz daha çıkmıyorsunuz. Ben size söyleyeceğim. Salondan bir çıkın lütfen. Sevgili dostlar, hepiniz hoş geldiniz. Güzel torunum Melek, sizlere hoş geldiniz demek için kemanıyla küçük bir estel hazırladı. Melek'ciğim. Gel bakalım. Alkış. Hey Gavruk. Şimdi mavi ortada yok. Bora denilen herifle Elvan da ortada yok. Allah Allah. Bir içim sıkıldı ya, bir dallandım. Ya sen bizim kızanlara bir haber salsan ya. Ben de şu güvenli evinin önüne bir gideyim ha. Tamam. Sağ ol. Hadi. Melek. Sen kimsin? Mavi. Şşş. Duymasınlar. Gizli mi geldin sen buraya? O yüzden böyle giyindin.
Seni götürmeye geldim. Ama ben sana git demiştim. Neden gitmedin? Neden geldin beni almaya? Çünkü senin mutsuz olduğunu hissettim. Doğru mu hissettim? Evet Mavi. Ben burada kalmak istemiyorum. Ben burada çok mutsuzum. Ama eğer ki beni götürürsen dedem sana çok kızar. Çok kötü şeyler yapar sonra sana. Ben kimseden korkmuyorum. Eğer sen gitmek istiyorsan şimdi gideriz buradan. Nasıl? İstediğiniz gibi araştırma yaptım Güven Bey. Mavi Hanım'la ilgili bazı karanlık noktalar var. Ne gibi? Sıkı tut elimi. Tamam. Güven bana. Melek. 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 Ben de ona bakmaya geldim. Burada yok. Aşağıda da değil. Nerede bu kız? Melek! Melek! Mavi, babama gidiyoruz değil mi? Hadi atla arabaya. Biz arka bahçeye baktık. Siz otoparka bakın, biz de yola bakacağız. Tamam. Sizin ne işiniz var burada? Oğlum ne arıyorsunuz, hayırdır? Melek! Melek nerede? Torunuma ne yaptın? Siz gönlüm! Melek! Arabada mı? Melek! Kızım burada mısın? Melek arabada mısın? İn aşağı! İn aşağı, neden burada yavrum? Ne yaptın? Melek burada değil mi? Lan seni öldürürüm bakan! Lan seni öldürürüm, kızım nerede lan? Lan kızım nerede? Öteki lan! Öteki! Lan polisi çağırdım. Polis gelene kadar bırakmayın. Lan polis var ya, seni kimse alamaz elinden. Öteki lan! Çekil lan! Kimse alamaz. Lan yeter! Ne yapıyorsunuz ya? Şu anda birbirinizi suçlamanın zamanı mı? Melek kaybolmuş, ergen çocuklar gibi kavga ediyorsunuz. Melek ortada yok. Geçen sefer kaçtığında Güven'e gelmişti. Belki de şimdi konağa gitmiştir. Nereye gitmiştir, doğru diyorsun. Konağa gitmiştir. Onun evi artık burası. Efendim abi. Ha Gülsüye. Melek konaktan eve geldi mi ha? Anlamadım abi. Anam var anam. Halise efendim daha gelmedi de. Melek'e bir şey mi oldu abi? Gülsüye hemen dışarıya çık. Melek gelirse hemen bana haber ver, tamam mı? Hemen. Tamam abi.
sen neredesin ya? Komiserim, güvenlik kameraları çalışmıyor. Lan kızımı yurt dışına kaçırdın, burada elimizde numara çekiyorsun değil mi? Saçma sapan konuşma. Ben torunum için parti vermiştim. Hayatımın en mutlu gecesini yaşıyordu. Şikayetçiyim komiser. Bu adam değilse adamlarından biri kaçırmıştır benim torunumu. Gözümün içine baka baka yalan konuşuyorsun lan! Beyler! Başka gel! Şşt, beyler! Beyler Abla. Sakin! Görüyorsunuz değil mi? Şiddet bağımlısı köylüyü saldırmaya çalıştı. Lan sen dua et, ben senin yaşına hürmet ediyorum. Sen dua et! Güven Bey, bu kameralar neden kayıt almıyor? Bilmiyorum, ben bu eve yeni taşındım. Evin eski sahibesi Müge Anma, soralım burada. Fotoğrafını şimdi gönderiyorum sana. 10 yaşında. Tamam, bir şekilde hastaneye gelirse veya getirilirse lütfen bana haber ver. Lütfen. Mügeciğim, komiser Bey kameraları soruyor. Kameralar çok uzun zamandır çalışmıyor ama ben Meleği Güven'in kaçırmadığına eminim. Parti boyunca buradaydım. Yani Güven'in böyle bir şeye teşebbüs etmeye vakti yoktu. Melek muhtemelen kendi kendine kaçtı. Vay be! Sen de bu herifin tarafındasın ha? Sancar saçmalama lütfen. Ben sadece birbirinizle kavga ederek vakit kaybetmek yerine Meleği aramaya odaklanmanızı sağlamaya çalışıyorum. Bu pislik herif benim kızımı almaya kalkmasaydı bunların hiçbirimizin başımıza gelmezdi. Çekil lan! Beyler! Beyler rica ederim sakin olun. Kayıp anonsu verildi ekiplere. Burada bir işimiz kalmadı. Gidelim emniyete, orada konuşuruz. Lütfen. Çekil. Sen dua et kızım bulayım, sen dua et. Sancar Bey, Güven'in işi mi? Değil gibi ya. Yani Güven'in bir parmağı yoksa bu işte Melek elbette bir yerlerden çıkacaktır. Konağa gitmiş olmasın? Yok, konakta değil. Her 5 dakikada bir arıyorum yok. Ya anam yok, kavruk yok, mavi yok. Ne oluyor avukat? İnşallah, inşallah kızınızı sağ salim bulacağız. Bulmak yetmez. Bu olanlardan sonra var ya, benim kızım bu evde kalamaz, tamam mı? Ne oldu Selim ha? Ha ne oldu? Hani adam alıp gelecekti? Selim adamı buldu. İkna etmeye çalışıyor. Yarın sabah ilk uçakla getirtmiş olacağız. Geç kaldınız avukat, geç kaldınız. Adamı bugün getirmiş olsaydı var ya, bu olanlar olmayacaktı. Ben de kızımı güvenin eline almış olacaktım, tamam mı? Ben emniyete gidiyorum. Kesin Meleği bir yere sakladı, kesin. Ya Sancar'ın böyle bir zamanı var mıydı? Her şey zaten bir anda olup bitti. Birbirinizle dalaşmak yerine evin etrafını arasaydınız... ...şimdiye kadar belki de Melek bulunmuş olurdu. Bir kere de benim yanımda olsan ya. Bir kere. Bak torunum kayboldu, elim ayağım titriyor. Senin için içi yanan bir adama şefkat göstermek bu kadar mı zor? Monsieur Çelebi, de suyu düzeli. Ben nasıl oldu anlamadım. Hep yanındaydım. Tübevik. Anlamadım. Bunu anlamayacak bir şey yok ki. Kovuldun. Piri pari ve bagaj imidiyatimu. Geldiğimde seni görmek istemiyorum. Hoşça kal Müge. Efendim? Sancar Efeoğlu ve avukatım şeylerin peşinde. Ne? Bilmiyorum ama birini bulup getirtmekten bahsetti. Selim adında bir adamını görevlendirmişler bunun için. Sancar Efeoğlu, Selim adamı getirseydi kızımı çoktan geri almıştım dedi. Olduğunu öğrenin. Emredersiniz efendim. De şu Sancar'ın yeni sevgilisi var ya, şu havalı kadın. Neydi adı? Mavi. Takiptesiniz değil mi? İş yeri kapalı. Pansiyondan da ayrılmış. Bana bak. Sancar'ı da o kadını da adım adım takip edeceksiniz. İçtikleri sudan bile haberim olacak. Anlaşıldı mı? Peki efendim.
Melek, kemerini çıkarmıyorsun değil mi? Lütfen çıkarma. Ama çok sıkıyorum abi. Canım az kaldı zaten. Biraz dayan, tamam mı? Oyun oynamak ister misin? Ne oyunu? Ben küçükken arabada oyun oynamayı çok severdim. Mesela kırmızı araba bulmaca. Oynayalım mı? Yani şimdi kırmızı arabayı bulan kazanıyor mu? Evet. Aferin sana, aynen öyle. Ne dersin? Olur, tamam. Hadi oynayalım. O zaman en fazla kırmızı araba sayan bir tane dondurmayı hak etsin mi? Çikolatalı mı? Çikolatalı. Tamam. Burada kimse yok ki mavi. Evet, yok. Ama şuradan dönünce ana yola çıkıyoruz. Orada kesin vardır. Mavi polis, dön dön çabuk dön. Kaçalım. Dönersem şüphelenirler. Ben sana demiştim, dedem bizi bulur, bırakmaz diye. Dedem sana çok kızacak. Bana çok kötü şeyler yapacak. Beni odaya kilitleyecek. Hatta bana daha kötü davranacak. Mavi, ben sana demiştim kaçmayalım diye ya. Öf. Melekciğim, ne olur ağlama. Ne olur ağlama tatlım. Merak etme, halledeceğiz. Güven bana, tamam mı? Tamam. Hadi sil gözyaşlarını. İyi akşamlar memur bey, kolay gelsin. İyi akşamlar hanımefendi. Kimliklerinizi alabilir miyim? Ya çocuk dondurma istedi de öyle birdenbire. Hemen çıkıp geliriz diye biz yanımızı almadık. Eviniz neresi hanımefendi? Şurada hemen, şurada site var ya bir tane, orada oturuyoruz. Amirim, kayıp kız çocuğunun fotoğrafı geldi. Aç bakalım. Anne, anne, hadi anne. Dondurmacı kapanacak şimdi. Hadi anne, anne. İlerleyebilirsiniz. Küçük hanım daha fazla kızdırmadan alın dondurmasını. Yalnız bir dahaki sefere kimlikleriniz yanınızda olsun lütfen. Tabii tabii, mutlaka. Çok teşekkürler. Rica ederim. İyi akşamlar. Aç bakayım. Ne güzel atlattım değil mi polisleri? Gerçekten inandılar annem olduğuna. Evet. Gerçekten inandırdın onları. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Hem sen beni dedemden kurtardın. O gerçekten çok kötü biri maalesef. Biliyorum canım. Biliyorum.